Söz almak isteyen arkadaşlar tamamlanmış oldu. Şimdi başkanıma cevap vermek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşları, saygılar arzımı, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 2015 yılının faaliyet raporunu görüşüyoruz. Öncelikle bu faaliyeti gerçekleştirme imkanı bize bahşeden Rabbime şükrediyorum. Yine bu faaliyeti gerçekleştirme yetkisini veren Zeytin Urma hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin ortaya çıkması için bütçeyi yapan siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Faaliyetin kaynağını oluşturan Zeytin Urma halkına teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma, faaliyeti icra eden mesai arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. 3 ayların yarın başlangıcı olacak. Vedayı kandilinizle kutluyorum, tebrik ediyorum. Tüm dünyaya ve özellikle bölgemize barışın, huzurun ve kardeşliğin hakim olmasını temenni ediyorum. Özellikle bu anlamlı günlerde Cenab-ı Hak'tan arzumuz, temenniniz, talebiniz, duamız, Ya Rabbi mazlumlara yardımcı ol. Ya Rabbi milletimizi, devletimizi koru. Gönüllerimizi birbirimize karşı daha yumuşak hale getir diye dua ediyorum. Değerli arkadaşlar, genel konular daha çok konuşulmuş oldu. Ben hissettim ve anladım ki 2015 yılının faaliyetleri geçmiş yıllardan çok daha etkili olmuş. Özellikle muhalefetten arkadaşlarımızın yapmış oldukları eleştirilere dikkat ettiğimizde genel konular artı siyasetle ilgili konular gündeme geldi. Yerelle ilgili konular çok fazla gündeme gelmedi. Zeytinburnu'nda yaşamı zorlaştıran unsurlardan bir tanesi olarak trafik hepimizin zaten içerisinde bulunduğu, her gün İstanbul'da yaşarken sıkıntısını hissettiğimiz bir durum. Biraz önce arkadaşlar emniyetten aldıkları son veriyi bana getirdiler. Değerli arkadaşlar, Zeytinburnu trafiğine kayıtlı 97.600 araç var. Ucuca araçları birleştirsek yaklaşık 500 kilometrelik bir araç kuyruğu oluşabiliyor. Zeytinburnu'ndaki toplam yol ağlarının uzunluğu 251 kilometre. Yani böylesine bir tablo, böylesine bir durum. Ne yaparsanız yapın, trafik problemini çözemezsiniz. Zeytinburnu'nun içerisinde. Ama bir yerden bir yere gidişi kolaylaştırabilirsiniz. Araçlarımızı biraz daha az kullanacağız. Bu o anlama geliyor. Otopark alanlarını genişleteceğiz. Genişletmeye çalışıyoruz. İşte açılışlarını resmen cumartesi günü yapacağımız otoparklarımız var. Dilen birkaç yıl önce açılışlarını gerçekleştirmiştik. Ama yani yolun 251 kilometre, araçları ucuca dizdiğinde 500 kilometrelik bir yapı ortaya çıkıyor. Allah'a şükürler olsun, 56 yıllık ömrümün 40 küsur yılını Zeytinburnu'nda geçirdim. Daha 20-25 yıl önce
benim oturduğum sokakta bir iki tane araç vardı. Şimdi 24 saat araç koyacak yer yok. Bu milletin geldiği noktayı gösterir. Aslında zenginleşmeyi gösterir. Her tüketme istek ve arzusu, her tüketim aracı inanın dünyadan bir şeyler koparıyor, bizden bir şeyler alıp götürüyor. Rahatlığımız için araçlar ama neticede işte doğaya saldığı zehirli atıklar, oluşturduğu trafik yükü. Yani bunlar ayrılmaz bir ikili. Fakat Zeytinburnu'nda ulaşımın kolaylaşmasıyla ilgili de ciddi adımlar atılıyor. Hem Büyükşehir Belediye'miz, hem ilçe belediye'miz, hem de hükümetimiz, devletimiz Zeytinburnu'nda ulaşımı kolaylaştırmak adına, İstanbul'da ulaşımı kolaylaştırmak adına birçok yatırım yapılıyor. Doğrudur, yanlıştır. Boğaziçi köprüleri yapılmasaydı İstanbul'un nüfusu bu kadar artar mıydı? Herhalde artmazdı. Ama biz bu köprüleri yapmayacak mıydık? Eğer bunlar yapılmasaydı, İstanbul'un nüfusu bu kadar artmasaydı, bugün İstanbul dünya insanlığının gelmeyi arzu ettiği, görmeyi arzu ettiği, hatta yaşamayı arzu ettiği en üst kentlerden birisi olur muydu? Olamazdı. Böyle de bir gerçeklik var. Geçmişte her şeyin doğru yapıldığını, bugün de her şeyin doğru yapılmakta olduğunu ifade etmiyorum. Mutlaka yanlışlar yapıldı ve yanlışlar yapılmaya da devam edecek. Ama inanıyoruz ki bu yanlışları daha az ölçüde yapabilelim. Onun için de muhalefetin katkısı önemlidir diye düşünüyorum. Yalnız şunu ifade edeyim arkadaşlar. Zeytinburnu burada yaşayan 350-400 bin kişiyle güzeldir. Hep bunu ifade ediyoruz. Türkiye 80 milyonuyla güzel. Dünyadaki tüm insanlarla birlikte güzel. Hep söyleriz, yalnızlık sadece ve sadece yaralar içindir. İnsanoğlu yalnız olamaz. Canlılar yalnız yaşayamaz. Hem doğal bir ihtiyaçtır, hem sosyal bir ihtiyaçtır bir arada olma. Ben Zeytinburnu'nda yaşıyor olmanın mutluluğunu hücrelerime kadar hissediyorum. Ve Zeytinburnu'nda bu şansı bulmuş olmanın da mutluluğunu aynı zamanda yaşıyorum. Zeytinburnu'nda ülkemizin İstanbul dahil 81 vilayetinden gelen, yaşayan insanlarımız var. İyi ki de varlar. Zeytinburnu'muzda hep ifade ediyoruz, Doğu Türkistan'dan, Afganistan'dan, Orta Doğu'dan gelen insanlarımız var. İyi ki de varlar. Zeytinburnu'nda Batı'dan, Balkanlar'dan, Rumeli'den gelen insanlarımız var. İyi ki de varlar. Artı son yıllarda acıdan sebep Suriye'den ve Afganistan'dan Zeytinburnu'na gelip yerleşmiş olan insanlar var. Suriyeli diye genel kapsamıyla değerlendirdiğimiz kardeşlerimiz var. İyi ki de varlar. Ben Özgür Bey'i de bu 400 bin kişinin içerisine dahil etmek istiyorum. Zeytinburnu'nda oturmasını öneriyorum. Bir problem yok, korkmayın, çekinmeyin. Araplarla ilgili, Suriyelilerle ilgili, Rumelilerle ilgili, Doğu Türkistanlarla ilgili bir problem yok. Onlar insan, bizden hiçbir farklılığı yok. Ve oraya güzellik getirdiler, renk getirdiler. Problemli insan her yerde var. Problemli insanla da zaten yasalar çerçevesinde ilgilenilir. Gereği de yapılır. Dışlayıcı bir tavır içerisinde olmamak gerekir. Bu yanlış bir düşüncedir. İnsanlığın felakete gitmesine sebep olan anlayıştır, düşüncedir.
Dolayısıyla ben böyle bir konuşma yapmak istemezdim ama gerçekten dokundu. O sözler bana gerçekten dokundu. Şuradan bir tane Suriyeli kardeşimiz geldi, şurada oturacak. Benden ne farkı var onun? Belki benden daha üstün. Veya Güneydoğulu, veya Batılı, veya Diyarbakırlı, veya İzmirli. Netice itibariyle insandır, gönlümüz açıktır. Ve imkanlarımızı onlarla bölüşmeye, paylaşmaya her zaman devam edeceğiz. Bunu ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, faaliyet raporunda anket sonuçlarından bir tanesini de yayınladık. Bu bizim yönetim anlayışımızı ortaya koyar. Orada belki belediyenin aleyhine olabilecek hususlar da vardır. Hoşumuza gitmeyen sonuçlar da olabilir. Ama biz onu olduğu gibi yansıtıyoruz. Her şeyi bu şekliyle yansıtıyoruz. Ve biz Zeytinburnu'nu birlikte yönetiyoruz. Hem meclisteki arkadaşlarımızla hem de Zeytinburnu'nda yaşayanlarla. Senede en az 4-5 kez anket yapıyoruz, soruyoruz. Pozisyonumuzu öğrenmekle ilgili değildir. Siyasi anlamda hangi noktadayız? Hadi bunu bir öğrenelim. Düşüncesi mutlaka olabilir çalışmanın içerisinde. Ama ağırlıklı düşünce o değildir. Halkın beklentileri nelerdir? Öncelikleri nelerdir? Bizden ne istiyor? Neyi nasıl yapmamızı istiyor? Ve olaylara nasıl bakıyor? Onu görmeyi arzu ediyoruz. Onunla ilgili de anket artı, anket dışı birçok farklı yol ve yöntemi de kullanıyoruz. Yönetişim dediğimiz yeni tarzı Zeytinburnu Belediyesi'nde 17 yıldır kullanmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu açık ve net bir şekilde ifade etmem lazım. Türkiye'de ilk defa yerel kalkınma ofisini kuran Zeytinburnu Belediyesi'dir. Ve bu anlamda da birincilik ödülü almıştır. Bu tescilli bir durumdur. Yani kent konseylerinin, kent konseyleri bünyesinde kurulan meclislerin artı stratejik planın uygulanması, yönetim tarz ve şekli artı elektronik bilgi belge yönetim sistemi ve buna bağlı olarak elektronik imzaya geçirmiş olması. Bakınız, ben Türkiye'de hiçbir kamu kurumunun halkla ilgili olan hiçbir belediyenin Türkiye'de 1000'in üzerinde belediye var. Hiçbir belediyenin Zeytinburnu Belediyesi'nin geldiği noktaya gelmediğini biliyorum. Elektronik bilgi belge yönetimi noktasında %100'lük düzeye ulaşmışız. Türkiye'de başka hiçbir belediye yok. Elektronik imzayı kullanan belediyeler var. Ama %100 ölçüsünde kullanan yok. Bu ne demektir biliyor musunuz? İnisiyatif kullanma alanlarının tamamen yok edilmesi demektir. Tamamen objektif kriterlere göre iş ve işlemlerimizi yapıyor olmak demektir. Teknolojik olarak birçok kurum ve kuruluş yasalarla emretmeye başladı. Özellikle belediyeler elektronik bilgi belge yönetim sistemini rahatlıkla kullanabilirler. 1-2 yıllık hazırlıkla bu çok rahatlıkla hayata geçirilebilir. Ama hiçbir belediyede Zeytinburnu Belediyesi dışında %100 olarak hayata geçmemiştir. Bu Zeytinburnu Belediyesi'nin yönetim anlayışını ortaya koymaktadır. Ben 17 yıl öncesini hatırlıyorum. Bulunduğumuz binanın çatı katı arşiv olarak kullanılırdı. Ve belgeler çuvalların içerisindeydi. Oradan sizinle ilgili, vatandaşla ilgili bir bilgi ve belge yok edilebilirdi. Belli ilişkilere girilebilirdi. Bunlar mümkün olan şeylerdi. Olabilen şeylerdi.
Hep böyle oluyor bu anlamında söylemiyorum. Ama olabilen şeylerdi. Özellikle belediyeyle iş yapanlar, inşaat sektöründe olanlar bunu çok daha iyi anlardı. Ama bugün bu belgelerin tamamı Zeytinburnu'nda iki farklı noktada dijital ortamda muhafaza edilmektedir. Artı çok güzel bir şekilde de fiziki ortamda arşivlenmiştir. Türkiye'ye örnek teşkil eden bir yapıdır. Bu bir anlayışın yansımasıdır. Bakınız, ben zaman zaman ifade ediyorum. Yine de nereden geldiğimizi görmek adına, herhangi bir siyasi iktidarı yermek adına söylemiyorum. Türkiye'deki tabloyu ortaya koymak adına ifade ediyorum. Yerel yönetimler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan yasalar ve anayasadan aldığı yetkiyle, halktan aldığı yetkiyle sevk ve idare ediyorlar. İşlerini yapıyorlar. Yasalarla belediyelerin gelir alanları belirlenmiş. Bu gelir kalemlerinden önemli birisi de devletin merkezden gönderdiği eski İller Bankası, şimdi İl Bank aracılığıyla gönderdiği kaynaklardır. Türkiye'de toplanan vergiler belli kriterlere göre belediyelere dağıtılır. Biz sorarız. Diyelim ki 100 bin lira para geldi belediyeye. İller Bankası'na sorarız. Bize ne kadar tahakkuk etti? Cevap alamayız. Borcunuza karşılık ne kadar kestiniz? Cevap alamayız. Kişi başı ne kadar gönderiyorsunuz? Tamam, Zeytinburnu Belediyesi'ne bu kadar gönderdiniz. Diğer X Belediyesi'ne ne gönderdiniz? Cevabını alamazsınız. Bu mümkün değildi. Ama bugün herkes bu bilgilerin bu soruların cevabına çok rahatlıkla ulaşabilirler. İller Bankası'nda şeffaf bir yönetim anlayışı vardır. Türkiye'de şeffaf bir yönetim anlayışı vardır. Zaten onun yansımasıdır Zeytinburnu'nda da. O yansıma daha güçlüdür ama Zeytinburnu'nda, bunu ifade edeyim. Türkiye'de son yıllarda ciddi anlamda bir anlayış değişimi söz konusu olmuştur. Ve bu anlayış değişiminin öncü, temsilci, yerel kurumlar adına kuruluşu da Zeytinburnu Belediyesi'dir. İşte biraz önce söyledim. Elektronik bilgi belge yönetim sistemi, e-imza, yeni yönetişim teknikleri, bilgileri Zeytinburnu Belediyesi tarafından en üst düzeyde kullanılmaktadır. Ve bunun bir yansıması sonucu olarak da Dünya Belediyeler Birliği'nin Batı Asya ve Doğu Avrupa bölgesinin yönetişim komite başkanlığına da Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak bizi seçtiler. Zeytinburnu Belediyesi'ndeki yapılan bu örnek uygulamaların neticesinde ya bunu dünyayla da paylaşalım yaklaşımından yola çıkarak o komitenin başkanlığında şu an hizmet vermekteyiz. Değerli arkadaşlar, yeni yapılanan yerlerde okul meselesi. Şunu ifade edeyim, sahil bandında yeni okullar yapılacak. Örneğin eski tank tesislerinin olduğu yerde yeni bir okul yapılacak. Hatta biz bu okulları da buradaki firmalara yaptıracağız. Devlete, kamuya herhangi bir maliyeti olmayacak. Maltepe Mahallesi'nde de yeni okul alanlarımız var. Ve oradaki okul alanlarının çoğunu da yine o bölgedeki firmalara yaptırmayı planlıyoruz. Telkinli yerler, ruhsat verirken telkinlerini alacağız. Şu an yerler özel mülk ama ruhsat verirken telkin olarak onları alacağız ve oralara
kamu okulları yapılacak. Düne göre bugün Zeytinburnu'nda okullarla ilgili fiziki anlamda çok olumlu gelişmeler vardır. Yeterli midir? Değildir. Ama öğretmen kalitesini artırmak adına, artı öğretmenlerimizin motivasyonunu artırmak adına yapılması gereken birçok iş daha vardır. O konuda hemfikiriz. Sayı 80'lerden 40'lara, 30'lu 40'lı rakamlara inmiştir. Ama kalite maalesef bu ölçüde artmamıştır. Hemfikiriz, kalitenin artmasıyla ilgili hep beraber çalışmamız gerekiyor. Öğretmenlerimizin daha motive olması gerekiyor. Aslında mesele öğretmen meselesi, mekan meselesi değil. Ben kendi dönemimden biliyorum. Yani bizde sınıflar daha da kalabalıktı. Ama öğretmenlerimiz bizi sadece okulda eğitim saatleri içerisinde değil, onun dışında da takip ederlerdi. Ödev verirlerdi. Soru yazdırır verirlerdi. Sokakta dolaşırken görürlerse. Onun cevabını okula gelince sizden alacağım derlerdi. Benim öğretmenlerim böyle yapardı. Birçok arkadaşımın öğretmeni de öyle yapıyordu geçmişte. Bugün yok mu? Vardır ama sayıların artmasını arzu ediyoruz. Eğitim sistemini bozmuşuz. Eğitim sistemini bozmuşuz. Evet. Evet. Değerli arkadaşlar, bizim mobil buz pistliği ile ilgili, buz pisti havalar ısınınca faaliyet gösteremiyor. Yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla sadece kış, soğuk dönem için kuruluyor. Sonra kaldırılıyor. Hükümet, yani Zeytinburnu Meydanı'nın oradaki buz pisti de onun için kaldırılmıştır. Süreli kuruluyor bunlar. Mutlaka bir maliyeti var, yapılıyor. Ama biz gençlerimizin spor yapmasına imkan sunuyoruz. İleride inşallah sürekli olarak hizmet verecek olan salonumuzu yapınca bu tür mobil buz pistleri kurmaya ihtiyaç duymayacağız. Fakat şunu sevinerek ifade edeyim. Bir sosyal proje olarak bizde buz hokeyi sporuyla ilgilenmeye başladık. İşte problemli gençlerimizle önce takım oluşturduk. Sonra diğer gençlerle takviye ettik. Ve arkasından inanın Türkiye'de buz hokeyi ile ilgili bir farkındalık oluşmaya başladı. Hatta 3. klasman Dünya Şampiyonası İstanbul'da yapıldı. Dün final maçında Türkiye'miz geçen yılın bir üst liginden düşmüş olan turnuvanın en güçlü takımını 7-2 yendi. 20 civarında sporcu var milli takımda. Bunun 9 tanesi Zeytinburnu Belediyespor'da. Türkiye'yi 2. lige çıkardık 3. ligden. Bu olağanüstü bir başarıdır ve inanın bu başarıda Zeytinburnu'nun katkısı oldukça fazladır. Biz bir takım sporunda çok başarılı olalım derdinde değiliz. Ama ben gördüm ki çok afacan olan, haylaz olan gençlerimiz bu sporu seviyorlar. Ve bir salon yaptığımızda o salonda en az 1500-2000 tane genci yararlanma imkanı var. Bir çim saha yapsanız o kadar yararlanamaz. Yani bir futbol sahasında yararlanacak sayıdan daha fazla yararlanma imkanı var. Gece gündüz sürekli o tesisi gençlerin hizmetine verebiliyorsunuz. Biz bir salon yapsak benim hesaplarıma göre 2000'e yakın genç orada çok rahatlıkla spor yapabilecek. Yani sokakta 2000 tane genci çekip almış olacağız. Seyir zevki de var, o spor yapma zevki de var. Gençlerimizin yapısına da uygun. Yani bizim
bu sporla ilgilenirken amacımız asıl sportif başarı değildir. O gelecek, geliyor. Asıl önemli olan gençlerimizi sokaktan çekmektir. Disiplinli hale getirmektir. Hedefi olan bireyler haline getirmektir. Ve gerçekten bir çevre projesinin sosyal amaçlı bir spor projesine dönüşmesi aslında bir rastlantı. Çok da planlanmış bir iş değil. Ama iyi ki de böyle bir rastlantı ortaya çıktı. İyi ki de böyle bir çalışma yaptık. Türkiye'de bir spor alanında farkındalık oluşuyor. Başarı geliyor. En önemlisi problemli gençlerimiz ya da normal gençlerimiz bu sporla tanışmış oluyorlar. Sporun her alanına yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2015 yılı faaliyetlerinin önemlilerinden bir diğeri de kültür sanat adına yapılan faaliyetler. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ne gittiğimde inanın heyecanlanıyorum ve gelecekle ilgili çok umutlu oluyorum. Hele kütüphaneye çıktığımda gece saat 11'de kültür sanattaki kütüphaneye çıktığımda gerçekten heyecanlanıyorum. Saat 11'de gece kütüphane tıklım tıklım dolu. Bazen insan umudunu yitirdiği de oluyor. Sokağa çıkıyorsunuz. İlgisiz gibi gözüken gençleri görünce yarın bu ülke nerelere gidecek, nerelere savrulur acaba diye endişe taşırken masada kitap başında ders çalışan, kitap okuyan gençleri gecenin saat 12'sinde tıklım tıklım bunu görünce gelecekle ilgili gerçekten umutlu ve heyecanlı oluyor. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde kültürün ve sanatın birçok alanında ciddi çalışmalar var. Arkadaşlarımızın oraya sahip çıkmasın, oraya sık sık gelmenizi ben arzu ediyorum. Tabiri caizse 7'den 70'e torununun elinden tutmuş tiyatroya getiriyor hafta sonları. O minik yavrulara soruyorum, niçin geldin? Tiyatroya geldim diyor. Ben tiyatroyla 25 yaşında tanıştım. 3-4 yaşındaki çocuklarımız tiyatroyla tanışabiliyorlar. Kültür sanatın farklı alanlarıyla tanışabiliyorlar. Eline bağlama alıyor. Ne üflüyor? Gitar alıyor. Resim yapıyor. Bunlar son derece değerli işlerdir. Ve Zeytinburnu da bu işin yerel yönetimler arasındaki öncüsüdür. Biz 2009 yılında söz vermiştik, öncü yapacağız demiştik. Allah'a şükürler olsun, bu gerçekleşti. 2015 yılının en önemli faaliyetlerinin başında kültür sanatla ilgili Zeytinburnu'muzun yapmış olduğu faaliyetlerdir. Bir diğer alan hep dua alma olarak nitelendirdiğim sosyal projelerimiz. Sosyal belediyecilik yaklaşımı olarak ortaya çıkarılan sosyal uygulamalar. Toplum birbirinin aynısı değildir. Ekonomik anlamda aynı düzeyde değildir. Dezavantajlı olan bireylerimiz vardır. Onların elinden tutmak gerekir. Onlara sahip çıkmak gerekir. Onların hayır dualarını almak gerekir. Biz Zeytinburnu halkının dezavantajlı olanlarına diğerleri adına sahip çıkıyoruz. Ve teşekkürü hep birlikte alıyoruz. Bu anlamda da gerçekten öncü politikaların doğduğu yer Zeytinburnu'dur. Dünyada bu anlamda yapılan ne tür güzel bir proje varsa biz onu hemen Zeytinburnu'na adapte ediyoruz. Ve burada uygulamaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, Merkez Efendi'de Kültür Vadisi içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar. Orası da heyecan verici noktaya geldi.
2000'in üzerinde savaş yapılar yıkıldı. 3-5 katlı binalar yıkıldı. Yenileri yapılıyor. Tabii ki tam istediğimiz gibi olmayabilir. Bazen ben şunu da söylüyorum. Esin Hanım'ın söylediği gibi. Ya şöyle olmasaydı da böyle olsaydı dediğimizde oluyor. Ama neticede yapılan iş güzel iştir. Merkez Efendi'ye gittiğinizde bir sükunluk, bir sakinlik, sükunet ve sakinlik onu hissediyorsunuz. Bir huzur ortamını hissediyorsunuz. Orada mekanla insanın ne kadar barışık halde olduğunu yaşayabiliyorsunuz. Gelecekte daha da iyi noktaya gelecek, onu ifade edeyim. Orada yapılmak istenen sadece fiziki mekanın düzenlenmesi değildir. Orada geçmişle bağ kurma derdindeyiz biz. Ve o da yapılıyor. İşte geleneksel tıp ne yapıldı? Bu soru güzel bir soru. Bir şey üretildi mi, ortaya konuldu mu? Biz bir şey üretme derdinde değildik, farkındalık oluşturma derdindeydik. Üretim, tıbbi bitkiler bahçesi. Üretim, bu konudaki farkındalık. Üretim, yasalarımıza bu işin girmesi. Üretim, tıp fakültelerinde, eczacılık fakültelerinde bu konuyla ilgili bilimsel çalışmaların yapılması. O anlamda bir farkındalık oluşturmaktı. Ve bunlar oldu. Bugün birçok tıp fakültesinde, bizim orada çalışan arkadaşlarımızın çalışmaları neticesinde geleneksel tıpla ilgili, tıbbi bitkilerle ilgili, doğadaki zenginliklerle ilgili bilimsel çalışmalar yapılmaya başlandı. Ve yarın göreceğiz ki bizim hekimlerimiz batıda Almanya'da olduğu gibi, doğuda Japonya'da olduğu gibi reçetelere tedavi edici değil ama koruyucu anlamda bu bitkileri de yazmaya başlayacaklar. Bunun aldıkları atıldı. Yani aslında Türkiye'de tıpla ilgili bir devrimin ateşi Zeytinburnu'nda, Merkez Efendi'de tutuşturuldu ve devrim yerleşik yapıyı sarsmıştır. Yerleşik yapıyı değiştirmeye başlamıştır. Bu anlamda bizim dernek başkanlarımız oradaki artı bilim adamı yöneticilerimizin çok ama çok büyük katkısı olmuştur. Ve ilham kaynağımız Zeytinburnu'dur, Merkez Efendi'dir ve Merkez Efendi'de yaşamış olan Merkez Efendi Hazretleri'dir. Etkinlik sadece işin folklorlu tarafıdır. Sadece popüler tarafıdır. Hani mevzu gündeme gelsin diye yapılmış olan yönüdür. Orada asıl olan bilimsel çalışmalardır. Ve o çalışmalar da çok güzel bir şekilde devam ediyor. Benim temennim, arzum, Zeytinburnu bu çalışmalara ila nihaya devam etmesi lazım. Burası hamidir, bu işin sahibidir. Üniversitelerle, birçok üniversiteyle, şu an iki tane üniversiteyle ortak proje yapılıyor. Bezmalem Üniversitesi ile ortak proje yapılıyor. Medipol Üniversitesi ile ortak projeler yapılıyor. Onun dışında birçok üniversitede bazı hocalarla da yine çalışmalar sürdürülüyor. Mutlaka devam etmesi gereken çalışmalardır bunlar. Ve Zeytinburnu'na farkındalık katacak olan çalışmalardır. Değerli arkadaşlar, 2015 yılı içerisinde Zeytinburnu Belediyesi'nin gözle görülmeyen ama çok ciddi mesafe kat ettiğimiz önemli bir yatırım alanı da askeri lojmanların olduğu yerle ilgili Millet Bahçesi projesidir. Allah'a şükürler olsun, tapularını aldık. Oradaki 120 bin metrekarelik alanın 93.500 metrekarelik kısmı sosyal donatı alanı ve yeşil alan olarak ayrıldı. Bir kısmı terkin olarak, bir kısmı da tapu olarak tescil edildi. Yasal altlık oluştu. 40 milyon lirayı da yatırdı. 2015 yılı içerisinde yatırdı. Dolayısıyla çoğu gitti, azı kaldı. Bütün planlamamız, hedefimiz, çalışmamız
önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde Millet Bahçesi'nin orada halkımızın hizmetine sunulması olacak. 2015 yılının bence en önemli faaliyeti nedir derseniz, Zeytinburnu Belediyesi olarak bu faaliyet bence en önemli, en büyük maliyetli faaliyettir. Park yapılmadan yapılan iş fark edilemiyor. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Yıllardır uğraşıyorduk. Neticeye ulaştık. Zafer Bey tapuları getince ya Rabbi şükürler dedim. Yani tapu geldi artık geri. Yani insan tedirgin oluyor. Giriyorsun, sadece sizi ilgilendiren bir konu değil. Birçok taraflar var. Ben TOKİ başkanlarına teşekkür ediyorum. Büyük fedakarlıkta bulundular. Aslında oradan devlet 1 milyar getiri elde edebilirdi. Yani 1 milyarlık bir şeyden vazgeçtiler. Büyük bir çoğunluğu da almış olduk. Tam anını alabilseydik o da mümkün olmadı. Ancak bunu yapabildik. Yani ülkemizin ekonomik şartları da ortada. Hani 400 küsür milyon vermek gerekiyordu. Onu da tamam verdik ama bir şekilde borçlanarak verilmiş oldu bir kısmı. Sonra o 93 bin metrekarenin dışında kalan yerlerden elde edilecek bir kısmı. Zeytinburnu'muza hayırlı olsun. Değerli arkadaşlar, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Cumartesi günü son 5-6 yılda Zeytinburnu'nda gerçekleştirmiş olduğumuz büyük yatırımların resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Toplam 29 proje. Bu projeler başta Zeytinburnu Meydanı, meydanın inşası basit gibi gözüküyor ama oranın boşaltılması asıl maliyet gerektiren unsurdu ve uzunca bir süreçti. Sonra hizmet binamız, sonra parklarımız, camiler, restorasyon projeleri, çeşmeler, tarihi eserler, toplam 29 adet proje. Yollar, özellikle Maltepe mahallesinde yapmış olduğumuz yollar, bir gidiş bir geliş olan yollar ve üzerinde binaların olduğu yerler şimdi iki gidiş, iki geliş haline dönüştü. Çok ciddi istimlak maliyetlerinin olduğu yerler. Şunu ifade edeyim, yaklaşık 300 milyon liraya yakın bir maliyet söz konusu. Ve bunun en az yarısı kamulaştırmaya giden maliyet, boşaltmayla ilgili harcanan maliyet. Zeytinburnu Belediyesi'nin bir dönemde direkt kendi yaptığı yatırımlar, başka kurumlardan katkı almadan direkt kendi ürettiği yol ve yöntemlerle gerçekleştirdiği yatırımlar yaklaşık 300 milyon. Bu oldukça büyük bir rakamdır. Zeytinburnu tarihinde hayali mümkün olmayan bir iştir. Cumartesi günü saat 14'te Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu 29 projenin açılışını belediye hizmet binamızın önünde gerçekleştireceğiz. Siz değerli arkadaşlarımızı ve Zeytinburnulu hemşehrilerimizi de buraya bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, hani cevap vermesek belki iyi de bizim pozisyonumuzu bilmek adına ben ifade edeyim bilinsin diye benim parti içerisinde reklama ihtiyacım yok. Biz bu işin temelindeyiz. Duvarındaki taşız. İlk temeldeki taşlardanız. Oradan geliyoruz. Hüday Nabit olarak bitmedik. Partinin en tepesindeki yöneticilerden mahallesine kadar birçok insanla uzun yıllardır birlikte yürüyoruz. Yürümeye Allah nasip ederse devam edeceğiz. Ülkenin başarısı, hükümetimizin başarısı, özellikle de partimizin başarısı beni gerçekten mutlu ediyor. Onu da ifade edeyim. Hani şuraya gelelim, buraya gelelim hesabıyla da bugüne kadar çalışmadık.
sadece ve sadece halkımıza hizmet ederim. Zeytinburnu'nda ama genelde de Türkiye'de yaşam kalitesinin artmasına, huzurun artmasına, insanların yüzünün gülmesine katkı verebilecek bir adım atabilirsek ne mutlu bize. Biz onun derdindeyiz, onun sevdasındayız. Nihayetinde ben meclis üyesi arkadaşlarıma sizlere çok çok teşekkür ediyorum. 2015 yılı faaliyeti 2015 yılı bütçesiyle ilgilidir. Bütçeyi yapan sizlersiniz. Sağ olun, var olun. Katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Faaliyetlerin finansmanını sağlayan milletimize, Zeytinburnu halkına çok çok teşekkür ediyorum. Bu faaliyetlerimizi icraya geçiren, hayata geçiren mesai arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, yüklenici firma çalışanlarından, sahiplerinden, belediyedeki başkan yardımcılarımıza ve siz değerli meclis üyelerimize kadar hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Zeytinburnu'muza hayırlı olsun. Biz Zeytinburnu'nun yüzünü güldürmek adına çok daha fazla yoğunluğun içerisinde isteyerek her zaman bulunabiliriz. Emeklerimiz Zeytinburnu halkına helal olsun. Varsa emeklerimiz helal olsun. Daha güzellerini yapmak da hepimizin boynunun borcudur. Onu ifade edeyim. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sükunetle dinlediniz, dikkat ve ilgiyle dinlediniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet. Değerli meclis üyelerimiz, böylece 2015 yılı faaliyet raporu görüşmeleri tamamlanmıştır. Oylamaya geçeceğim. 2015 yılı faaliyet raporunu kabul edenler sayalım. 26 oyla kabul edilmiştir. 26 kabul, 10 red de kabul edilmiştir. 2015 yılı faaliyet raporunu Zeytinburnu'muza ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. 2 Mayıs Pazartesi günü görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler, hayırlı kanlar. Pazartesi. Öyle. Allah'a emanet.